Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yaklaşık bir saatlik bir süre var önümüzde de. Ve bu süre içerisinde Osman hocamıza bir sorumuz olacak. Ve bu sorunun cevabını almaya çalışacağız detaylarıyla birlikte. Soruya geçmeyelim isterseniz. Yine mikrofonu hocamıza bırakalım. Sonra konumuza döneceğiz. Buyurun efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizi cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim cuma gecesinin ve gününün feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinleyen dinleyicilerden hasta olanlar varsa Ankara'yı bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini, borçlara eda, dertlere deva, sıkıntı olanların da sıkıntılarının hayra tebdil eylemesini Rabbimizden yine talep ediyoruz. Ayrıca içeri gelenler varsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti versin. Ahir zaman fitnesinden hepimizi muhafaza eylesin. Son nefesi de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hocam, zor bir şey soracağım şimdi size. Yani cevaplaması zor değil de. Biliyorsunuzdur mutlaka, hoca olmak kolay mı? Ama yapması zor olan bir şey. O da şu: insanları razı etmek. Zor tabii, yani karşıdaki insanı razı edebilmek için bir takım şeyler yapmanız lazım ki sadece bir şey de değil. Mesela şimdi diyeceğim ki yani güler yüzle insanı razı edebilirsin ama öbür taraftan başka bir konuda razı edemeyebilirsin. Dolayısıyla birden çok şey yapmak lazım. İnsanları razı edebilmek zor. Hani geçinebilmek için de insanların birbirini sevmesi de lazım. Lazım olan da bir şey bu, yani razı edebilmek. Ne yapmak lazım? Ne tavsiye edersiniz? İslam alimleri, büyüklerimiz neler yapmışlar bu konuda? Şimdi daha önce kitapları falan böyle karıştırırken bakıyordum falan bazen. Mesela maddi ilahiyatta falan bazen bakıyordum falan. Şimdi insanlar arasında sevilenler var. Var. Ama mesela sevdiğini söylüyor. Ya iyi insan ama işte falan diye bir yerden gene bulaştırıyor bir şey. İşte yani. Değil mi? O yani. Bir şey demek istediğim. Bir şey oluyor. Bir şeyler yalıyordu falan. Ama şimdi böyle Eshab-ı Kiram'dan olsun veya İslam alimlerinden, Evliya-i Kiram'dan birisinin hayatını okuyorsun. Ne diyorsun? Böyle insan olur mu falan diye de takılmaz değil. Takılırdı yani. Evet. Böyle insanlar da olur muydu? Ta ki bir vesileyle, o zaman daha Milli Eğitim'de çalışıyordum. Allah rahmet eylesin, Emen abilerle. Emen abileri görmek oldum. Daha sonra işte Milli Eğitim'den ayrılıp Türkiye Gazetesi'ne geçmiştik. Tabi o zaman yakın mesai, bütün hareketlerini, hallerini falan görmeye başlamıştım o zaman. Ve kitaplarda okuduğumla Emen abinin tatbik ettiği ve dikkat ediyordum. Emen abi tatbikatlarında o işi zorla yapmıyor. Gönüllü yapıyor. İsteyerek yapıyor. Tabii yapıyor yani. Sırıtmıyor. Evet. Sırıtmıyor. Ha, o zaman bir şey dikkatimi çekti. Ha, dedim şimdi kitaplarda yazılanlar, yani o güzel huylar insan hayatına girince, mesela Evliya-i Kiram hayatı, Eshab-ı Kiram'ın hayatı diyorsun, insanlar koşuyor, seviyor onları. Koşuyor, seviyor. Peki onların hayatına gelen iyi huyların başında gelen ve insanları sevmesine sebep olan, insanların ondan memnun ve razı olmasına sebep olan, onu çözmeye çalışıyorum. Daha sonra işte Milli Eğitim'den ayrılıp da gazete beraber olunca Efe abi onun sözünü anlatmaya başladılar. Sözünü anlaştılar. Ve dikkatim çekti. Efe abiler de açıkça aynı şekilde söylediler onu. Kitaplardakiler de aynı şekilde baktım. Ha, o zaman çok diye oturuyordu. İnsanlar razı edebilmenin yolu vermekten, fedakarlıktan geçermiş. Ama bu vermek ve fedakarlık, demin siz konuya girerken onu çok güzel ifade ettiniz. Efendim işte bir tarafı böyle falan. Bizim gibi değil. Bak veriyorum ha, böyle minnetle falan değil. Hep veriyor. Hiç almıyor. Tabii bir hal. Tabii bir hal. Hep veriyor. Hep fedakarlık ediyor. Hep vermek, hep fedakarlık etmek. Bu mümkün mü? O işte ben kendi halime düşünüyordum. Bu mümkün mü?
Sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatını okurken ve Muhammed Hadimi Hazretleri'nin o Berika kitabından almış zamanı hakkında o kötü huylar anlatılırken, onlara dikkat edin, İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor o kötü huylar anlatırken, Muhammed Remhami Hazretleri anlatıyor. Ya şimdi birleştirince hepsinin anlattıklarını bir yere getiriyorsun falan. Bu çıkıyor karşına. İnsanları razı edebilmenin yolu vermekten, fedakarlık yapmaktan geçer. Sonra o gözle mesela Evliya-i Kiram'ı okumaya başlıyorsun. Hakikaten fedakarlık etmiş. Başta peygamberler aleyhissalatü vesselam. Hep vermiş, insanlardan bir şey beklememiş. Hep vermiş. Mesela bunun en canlı misali Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Saadet-i Ebedi'de bile var. Zad-ül Mukvin kitabında mı nereden bir nakil yapıyorlar orada. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bir gün bir kızcağız geliyor. Diyor ki evde diyor nenemin diyor yiyecek bir şeysi yok. Bir şey ver. O anda evde hiçbir şey yok. Üzerindeki üst gömleğini çıkarıyor onu veriyor. Ve mescide gelemiyor. Yani üstü açık olduğu için başka kapanacak. Giyecek gardırobunda da bir şey kalmamış. Ya gardırob değil mi? Kalmamış. Ondan sonra Ashab-ı Kiram Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine giyecek gömleği bile hediye ediyor. Biz niçin vermeyelim falan derken vahiy geldi. Allah-u Teala ayet-i kerime gönderdi. Elini sıkma. Cimri olma. Ama muhtaç hale getirecek şekilde de aynı şekilde verme. Ayet-i kerime nazil oldu. Yani ölçü bildirildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir kızcağız geliyor. Nenemin giyecek bir şey yok. Bakıyor ki verecek bir şey yok. Gömleğini çıkartıp veriyor. Gömleğini çıkartıp veriyor. Sonra o kızcağız tekrar gitse, tekrar gitse, tekrar verir. Tekrar gitse, tekrar verir. Şimdi Eshab-ı Kiram Anümdan Efendilerimiz bir gün diyorlar ki ya Resulallah, damadınız, amcanızın oğlu da, ama sadece damadınız ve amcanızın oğlu olması sebebiyle değil, Hazreti Ali'ye bir sevginiz ve muhabbetiniz var. Bizim bilmediğimiz ve göremediğimiz yani bir özelliği var. Bilsek de biz de aynı şekilde ona göre hürmet ve saygıda kusur etmesek. Resulullah Efendimiz cevap vermiyorlar o anda. Orada bulunan Eshab-ı Kiram'dan birisine buyuruyor ki sana birisi senin iyilik ettiğin kimse sana kötülük ederse ne yaparsın diyor. Affederim diyor. Tekrar sana kötülük yapsa affederim. Tekrar dese susuyor. Oradaki bulunanlardan 3-4 kişiye soruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimisi 2'de susuyor, kimisi 3'te, kimisi 4'te, kimisi 5'te susuyor ama. Gırtlağını sıkarım demek istiyor yani, tamam mı? Tabii yani. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Fakat Hazreti Ali Radıyallahu Teala Hazretleri orada yoklarmış. O anda Hazreti Ali Radıyallahu Teala Hazretleri geliyor. Ya Ali buyuruyorlar. Senin iyilik ettiğin kimse sana kötülük etse ne yaparsın? İyilik ederim ya Resulallah. Tekrar kötülük yapsın. Gene iyilik eder. Tekrar kötülük. Ya Resulallah yorulmayın buyuruyorlar. Kıyamete kadar bana kötülük yapsa kıyamete kadar iyilik yapmaya devam ederim. Eshab-ı Kiram diyor ki tamam anladık şimdi. Anladık mı? Evet. Ve şimdi Emel abiler Allah da rahmet eylesin. Bir arkadaşım birisi gelmiş efendim demiş 99 defa sabrettim sonunda patladım. Bulmuşlar ya niye aynı şekilde sabrettin 99 defa? Madem patlayacağım başından patla. Başından patla. Bize patlamayan lazım. Şimdi insanları razı edebilmenin yolu insanlara vermekten fedakarlık yapmaktan geçiyor. Ne vereceksin? Ya benim o kadar param yok ki herkes falan. Aa bu değil. Burada anlatılmak istenen o değilmiş. Kitaplarda deniyor ki insanlara güler yüzle muamele etmek, onlara sıkıntı vermemek, yük olmamak, onların sıkıntılarına katlanmak, dertlerine ortak olmak, hatırlarını sormak, ziyaret etmek ve bunların karşında hiçbir menfaat beklememektir. İnsanları ziyaret etmek ve onlara hediye vermek, kalplerin kilitlerini açan iki altın anahtar gibidir buyuruluyor kitaplarda. Şimdi bakın buradakileri anlatırınca, ya ben adama iki defa gittim ya bir de o bana gelsin diyorum ben. En fazla 2'ye kadar. Adam 3 defa aradık yani sen de. Adam yükünü yukarıya. Baş versene sen de. Yani adam arasın falan. İyi veriyorum. Ama onlar 1, 2, 3, 5 aramasa bile. Birisine mesela bir hediye vermişimdir.
Ya adam hediye verdi kardeşim, gelmiş eve sallana sallana gelmiş, insan demiş hani hiçbir şey yok, şuradan gereken portakal alır, elma alır falan diyorum değil mi? Ama öbürsü hiç beklemiyor. Bir arkadaşım birisi anlatıyor, bu hep gider. Yani amca, dayı, teyze bayramlarda falan gider. Tabii yeğenlerine de gidermiş. Ne demiş yani, ben demiş yani bana bayramlarda yeğenler falan gelmiyor, ben gidiyorum falan. Öyle bir şey, sen ayıp ediyorsun. Sen evde bekle, yeğenlerin ayağa gelsin falan. Bir bayram beklemiş, yeğenin birisi telefon açmış. Dayı demiş, bu bayram gelmedi ya. Ya. İşi yüzsüzlüğe vurduk artık yani. Bayram gelmedi ya. Bayram gelmedi ya. Şimdi hani konuya girerken Enver abiden geldi. Ben Enver abide gördüm bu huyu. Enver abi hani eskiden şimdi çocuklar bilmezler onu. Mürekkeple, torba kalemle yani yazıyorsun kağıda. Bir de o ne kağıdıydı o? Bir turnusol. Turnusol kağıdı. Ondan bulunur mürekkebi emer. Enver abi turnusol kağıdı gibiydi. Hep böyle kendine çekerdi. Haberi emiyor, haberi alıyor. Sıkıntıda olsa alıyor, fedakarlıkta alıyor, vermekte alıyor. Verdi de alıyor, belayı da alıyor, hepsini alıyor. Hepsini çekiyor. Başkalarınkini alıyor. Başkalarınınki alıyor, başkalarınınki. Onun için mesela şeyde şimdi işte Enver abi başkaydı falan. İyi de Enver abiyi gördün de bundan senin hayatına ne girdi? Hiçbir şey girmedi. O zaman istifade edememişsin demektir. Tabii. Abinin umumu neydi? O benim neydi? İşte hani konuya girerken dedim, Enver abi bunu yaparken zorlanmıyordu. Tabii halde yapıyordu. Diğer hayatlarını okuduğumuz Evliya-i Kiram da böyleydi. Bu bir hal meselesidir. İlim değil. Bilmek ayrı bir şey. Evet. Bu hayata geçirilmesi meselesidir. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün Sureciler buyuruyorlar ki, Mektubat isimli kitabında, işte tasavvuftaki, tasavvuf da hal bilgisidir, hal değil. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'ün Sureciler, Cenab-ı Hak öyle yüksek yaratmış ki, öyle yüksek yaratmış ki, tasavvufu hissettiriyor orada. Tasavvufu hissettiriyor. Orada buyuruyor ki uzat, fena ve beka hasıl olmadan, nefsi iman etmeden, bu derecelere ulaşmadan, insanda kötülükler gitmez. Bu hal vuku bulunca, kötülüklerin hepsi iplik iplik dökülür gider. O sana bu kimseden hep iyi şeyler sudur eder. Bu hep insanların aynı şekilde üzülmesin. İnsanlar sıkıntıya düşmesin. İnsanlar aynı şekilde rahat etsin. Habire üzerine alır. Gelen derdi de, belayı da, sıkıntıyı da, onlardan gelebilecek bir şeyi habire aynı şekilde şey yapar. Hüsnüzan eder. Yani İnsan hatırına hayaline gelmedik, mazeret onun hatırına gelir. Bu sebepten dolayı yapamamıştır onu. Veya unutmuştur. Ya da aynı şekilde o anda başka üzüntüsü vardır falan. Halbuki yoktur yani. Şimdi arkadaşım bir tanesi, işte iki arkadaş arabayla gidiyorlar. Bir tane bir araba gelmiş bunların rışt diye şey yapınca arabayı kullanan sinirlenecek olmuş. Öbürsü böyle şeyde ikinden sonraymış, hemen demiş yok yok demiş, ben ikindiye geç kalmıştır, kılamadım diye onun için hızlı gidiyordur, üzülme üzülme şey yapma, kızma kızma demiş falan. Adamın ikindi falan hatırında diyor ya, yani olmayacak hüsnüzanlı yapıyorsun. Yani kendin rahat ediyorsun, hiç olmazsa sinirlerine hakim oluyorsun. Dolayısıyla vermekten maksat sadece para değil, mal değil. İnsanları güler yüzle muamele etmek, onlara sıkıntı vermemek, yük olmamak, yüklerini çekmek, onlara sıkıntılarına katlanmak, dertlerine ortak olmak, hatırlarını sormak, ziyaret etmek ve bunların karşılığında hiçbir menfaat beklememek. Hiçbir menfaat beklememek. O zor iş. Gidin adamı bir de evde biz yedirdik, içirdik, bir de yatırdıydık. Gözüne dizine dursun. Dizine gözüne dursun. Ya, gözüne dizine dursun deyiveriyorsun. Ondan sonra da o insanlar bizden memnun ve razı olacak, anlamaz o. Peki böyle olursa, mesela Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, Eshab-ı Kiram, Alemiyonu'dan bedenlerini siper ediyorlardı Peygamber Efendimiz'e bir şey olmasın diye. Yani canlarını ortaya koyuyor. Canlarını ortaya koyuyor. Ve daha sonra o varislerinin de aynı şekilde bu halleri görünce insanlar, onlar da aynı, onlar için de insanlar canlarını ortaya koyuyor. İnsanlar canlarını ortaya koyuyor. Ve o sevgi sıradan bir sevgi değil. Sıradan bir sevgi değil. Varisleriyle ilgili mesela
olsaydı herhalde anlatılırdı. Tarih kitaplarında yazardı. O kadar evliya gelmiş geçmiş. Hiçbir hakkında kötü, şöyle de kötü bir özelliği vardı denmiyor. Denmiyor. Yok yani. Yok. Bir cümle bile yok. Yok. İşte çokça mertti. İnsanlar aynı şekilde hoşnut ederdi. Herkesin hal hatırını sorardı. Hastaları ziyaret ederdi. Ya Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri Konya'da. Ve Selçuklu Devleti var. Selçuklu Sultanları ayağına kadar geliyor. Yani insan da aynı şekilde hani ya koca sultan ayağıma geliyor. Ben kimim biliyor musun falan. Öyle bir şey gelmiyor gönlüne. Niye? Çünkü nefs hallolmuş bitmiş o. Ama sultan da gelse doğru doğruysa söylüyor onu. Hatta sultan Gıyasettin'in sultan, ya o zamanki sultanı bilemiyorum, kendi zamanında yaşayan Selçuk sultanlarından birisi işte huzuruna geliyor. Dışarı çıkınca sultan diyor ki, evet diyor, Allah rızası için söyledi. Çünkü sultanlık damarı harekete geçiyor. Evet. Başkası söylese bunu biçecek yani. Tamam mı? Biçecek. Şey de öyle Yahya Efendi, koca Cihan Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman Han'a o tahtta oturman diyor, o haramdır diyor ya. Ölülere bile zulmün iyileşmiş diyor. Ulaşmış diyor ya. Ne bu diyor, ölülerden falan haraç vergisi almışsınız. O sana şey yapıyordu, sonra mektup yazıyor. Halbuki Yahya Efendi'nin etine budu ne zahiren, değil mi? Yani. Mektup yazıyor, gönderiyor. Diyor ki yani bunların hepsini düzelttim, şimdi oturabilir miyim diye. Cihan Sultan'a. Peki onlar mı aynı şekilde çekindiyse, hürmet gösterdiği, saygı gösterdiği sebep neydi? Onlar Allah-u Teala için yapıyordu onlar. Allah-u Teala için yapıyordu. Dolayısıyla şu saydıklarımızın hepsini ancak salih bir mümin, yani evliya bir mümin bunları yapabilir. Allah rızası için yapar çünkü. Allah rızası için yapınca da bu devamlı sürekli pozitif enerji verir. Ondan sonra da insanlar bundan memnun olur. Ve ellerinde olmadan ayağa kalkar hürmet ederler. Hürmet ederler. Halbuki o zatın hürmet beklediği falan yok. Öyle bir durum da yok. O zatı sevmemek için kimsenin bir bahanesi kalmaz artık. Kalmaz. Sevmemek için bahane kalmaz. Öyle bir şey kalmaz. Mesela zaman zaman böyle İslam ve Toplum programında da veriyoruz. Hani İmam-ı Azam ve Vanif Hazretleri'ne birisi gelmiş, efendim falan kimsesinin hakkınızda böyle söylüyor diye. Sus demişler hemen. İşte bir tepsi baklava hazırlatmışlar, biraz da para. Ondan sonra da o kimseye götür bunları, kendisine hediye ettiğimizi söyle. De ki işte Numan bin Sabit rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azam ve Vanif Hazretleri için kendi ismini söylüyor. Siz sevaplarınızı göndermeye devam ederseniz o da aynı şekilde karşılığını arttırmaya devam edeceğini söylediler dersiniz. Şimdi iki türlü burada. Bir, güzel ahlak tezahür ediyor. İki, emir maruf yapıyor. Emir maruf yapıyor. Şimdi yani o gıybet eden, dedikodu yapan insan İmam-ı Azam ve Vanif Hazretleri'ni görünce artık böyle bir şey söyleyemedi ki, utanır sıkılır ya. Utanır sıkılır. Hani bir tane bir hasid, yani bu büyüklerin hayatlarında çok da, mübarek bir zat talebe okutuyor. Evinin aynı şekilde bahçesinde. Fakat yan taraftaki komşusu da işte güvercin uçururmuş. Tabii güvercinler bazen şey yapamayınca taş atıyor. Attığı taşlardan birisi bu zatın başına geliyor, yarıyor. Eyvah diyorlar ya. Hani şehrin valisi falan çok itibar ediyor bu zata. Bir haber verirse hapı yutturuyorlar mı koç. Talebeler telaşları yok diyor. Evladım diyor, git şöyle bize ince insanı kaldırabileceği uzun bir aynı şekilde sırık gibi sopa gibi bir şey bul gel. Onlar da gidiyorlar, araştırıyorlar, kesip getiriyorlar falan. Ondan sonra güzelce düzlüyorlar. Ondan sonra bir de şey yapıyorlar. Bunu götür, bizim komşuya ver. Kuşları şey yaparken taş atmasın. Bununla aynı şekilde o sopayla şey yapsın. Hem kendi zahmete girmesin, hem de başkasını sıkıntıya sokmasın. Ya kuşçu mahcup oluyor. Mahcup oluyor, geliyor, özür diliyor. Talebelerinden oluyor. Kuşçuluğu da bırakıyor onu sana. Talebelerinden oluyor. Şimdi hani tatlı dil hilal deliğinden çıkarır derler ya, tatlı dilin. Bunlar Allah rızası için söylüyorlar. Allah rızası için söylüyorlar. Onu hani Emel abiler de tekrar tekrar anlatırlardı, kitaplarda baktım. İmam Rabbani Hazretleri de eviriyor çeviriyor. Nefs iman etmediği müddetçe biz böyle yumuşak davransak bile. Bak yavrum ben şey yapayım şimdi, görüyor musun? Bak hani tevazıydı falan, dişimde gıcırtıyordun boyuna. Bir yakalarsam ısırırım seni der gibi bir halimiz var yani. Öyle değil oğlum. Onlar da tabii sudur ediyor bu. Tabii halleri. Yani o güzellik tıkır 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 herhangi bir şekilde böyle tasarlamak şeyle falan değil. Buna şöyle iyi söyleyeyim böyle, yok değil.
gönlünden o geliyor. Hani için ne varsa o sızar ya. Herkese de ne varsa o. Şimdi İsa Aleyhisselam onu lazım peygamber havarileriyle beraber bir yere gidiyor. Hatta İsmaila kitabında da anlatılıyor bu hase. Oradan geçerken işte Yahudiler görünce hakaret ediyorlar. Çirkin sözler söylüyorlar, sövüyorlar falan. İsa Aleyhisselam da onlara aynı şekilde güzel tatlı bir şekilde cevaplar veriyor. Diyorlar ki efendim onlar hakaret etti, sövdü. Buyuruyorlar ki herkes yanında olandan verir. Yani salih müminlerin, yani önce peygamberlerin, sonra ondan varislerinin indinde güzellikten başka bir şey yok. Dolayısıyla insanlara bunlar habire güzel şeyler veriyorlar. Fedakarlık yapıyorlar. Ondan sonra maddeten, manen hep verici durumundalar. Alıcı değiller. Alıcı değiller. Şeyde bu Hakikat Kitabı'nın genel müdürüydü. Şerif Kayacan, Allah rahmet eylesin. Bir gün birisi geliyor diyor ki ben diyor yani biraz para vereyim de yardım etmiş olayım falan filan. Sizin de hizmetlerinizde kullanırsınız falan. Yok diyor bize para verirsin biz karşılığını veririz. Ya diyor diğer aynı şekilde dini gruplardan böyle gittiğimiz zaman habire ver 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 diyor. Onları ben bilmem anlamam da diyor. Biz diyor Emen abiden işte Emen abi hocamız dediği için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocamızdan almayı değil vermeyi öğrendik. Zaten hadis-i şerif yok mu? Veren el alan elden üstündür. Ama her konuda veren. Çünkü Abdullahi Ensari Hazretleri buyuruyorlar. Sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşı ise tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte veren el alan elden üstündür buyurulmuştur. Hatta yine kitaplarda var. Bir kişi var ki veriyor. Bir kişi de var ki vermiyor. Bunlardan hangisini insanlar sever? Elbette vereni severler. Bu kişiyi insanlar sever de Allah-u Teala sevmez mi? Elbette sever. O halde vermek, fedakarlıkta bulunmak her zaman için geçer akçedir. Her zaman, her asırda, her zaman diliminde geçer akçe midir? Evet, her zaman da her şeyde geçer. Hiç kimse hayattayken verdiklerinden dolayı pişman olmamış. En fazla yanılmıştır. Ama alanlar pişman olmuştur. Çünkü veren aziz, alansa zelil olur. Dünyalık isteyenler sevimsizleşir, zelil olurlar. Bunun için kula değil, Allah-u Teala'ya el açmalıdır. Şeyde 80 ihtilalinden sonra, işte o zaman onlar da vefat etti. Allah rahmet eylesin diyoruz Şeran Evren. Bir gazetecileri falan şey yapmıştı da bir seyahati olmuştu. Orada Enver abi diyor ki, Enver Bey diyor, nasıl başardın sen bu işi? Ben, Enver abi de cevaben diyor ki, ben diyor birisine müessesemde vazife verdiğim zaman ona tam itimat ederim. İkide bir zıt pıt karışmam ama. Ölçüleri bildiririm. Buyur bu mikrofon senin derim. E peki bunların içerisinde ihanet eden olmaz mı diyor. Bana bir şey olmaz diyor. E zarar ettirir sana. Ne olsun diyor ya zarar diyor. Bana olmaz bir şey diyor. Kendine eder. Evet ihanet donanabilir. Hain de çıkabilir. Ama diyor zarar bana olmaz. İyi düşündüğün zaman hakikaten Emre abi olmaz. Ha Emre abi ne olur? Dünyada biraz sıkıntı çeker. Ne olur falan filan. Çekti zaten mübarek. Allah da rahmet eylesin. O İhlas Finans konusunda da kendisine ihanet. Hainler de çıktı İzmir'deki. Hainler de çıktı. Çok ihanet edenler de oldu. Dolayısıyla üzüldü de. Ama ahirete gitti. Ona üzüntü ve sıkıntı verenler de gidiyor. Değil mi? Tabii. Kim karlı çıkacak? Orada belli olacak. Orada belli olacak. Onun için hiç kimse hayattayken verdiklerinden dolayı pişman olmamış, en fazla yanılmıştır. Ama alanlar pişman olmuştur. Alanlar pişman olmuştur. Çünkü veren aziz, alansa zelil olur. Alansa zelil olur. Onun için devamlı surette verici olmalı. Hani diyorlar ya, efendim işte pozitif enerji yaymalı. Tamam pozitif enerji, yani verici durumunda olan kimse pozitif enerji yer. Yoksa öbür türlü mümkün değil. Öbür türlü mümkün değil. Şeyde ben mesela hani babaanneme anlatırım zaman zaman falan da dedem salih birisiymiş. Yani köyde herkes seviyormuş. İşte medrese son harbiye derken Çanakkale Harbi'ne iştirakından sonra geri dönmüş. Yani o evliyalık hali. Anlattıkları ben gözümle görmedim çünkü. Nenem kısmen etkilenmiş. Ve hani koca karı iman ederler ya öyle bir şey vardı. Herkes severdi kadıncağızı.
Bakardım mesela yaşıyla başıyla falan, birisi sırtında testiyle geliyor mesela, baktı tökez diyor, hemen gider dur kız yardım edeyim falan filan. Ya neresine yardım edecek, tutsan kendisi de yıkılacak. Ama o öbürüsüne bir moral veriyor. Ya yaşlı kadın bana yardım etmeye kalkıyor falan. Gönlünü hoş ediyor. Yani vücudunda bir elektriklenme meydana geliyor. Belki de ağır gelmiyor, çekip gidiyor falan. Hatırını soruyor. Hatırını soruyor. Ya o kadarcık şey bile memnun eder mi? Evet, memnun eder. Evet. Hani yapamıyorsun, edemiyorsun falan ama hani derler ya işte dilinde mi yoktu yani. Bir ucundan da mı tutamıyorsun yani? Bir ucundan da mı tutamıyorsun? Bir tarafından aynı şekilde insanları memnun edebilirsin. Ya kolay gelsin dersin. Ne bileyim aynı şekilde yapacağım bir şey var mıdır falan. Ama bunda da samimi olmalı. Samimi olmalı. Çünkü insanların gerçekten aynı şekilde Allah Teala herkesi yaratmış o şey. Tabii bakıyor karşıdaki, o elektriği alıyor. Diyor ki bu adam samimi söylüyor. Gel şurada aynı şekilde benimle beraber işte şu otları biçelim dediyse oturup biçecek. Yani öyle bir durum var. İnsan utanıyor da yani öyle birisi geldiği zaman. Öyle birisi geldiği zaman. Benim de hayatımda mesela hiç beklemediğim mesela bir fedakarlıklar yapanlar oldu şahsıma karşı. Onları hiç unutamıyorum. Unutulmaz da. Ve şimdi düşünüyorum mesela o kimseler güzel bir yatırım yapmış. Niye? Hatırladıkça dua ediyorum çünkü. Allah Teala rahmet eylesin diyoruz. Hatırladıkça dua ediyorsun. Dolayısıyla yani bir söz vardır hani. Yap bir iyilik Akdeniz'e. Balık bilmezse Halık bilir. Yani yaratan bilir. O hiçbir zaman değişmez. Onun için insanları razı edebilmenin yolu şeye çıkıyor. Söyleyiver Allah-u Teala'yı razı etme yolla. Evet. Nefsin kötülüklerden kurtuldu mu Allah-u Teala razı. Allah-u Teala razı olunca bütün ayıncakta kullarda ondan razı oluyor. Hocam burada bir ara verelim isterseniz. İkinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz şimdi. Osman Ünlü hocamız birinci bölümde önemli bir konuyu, hepimize lazım olacağını düşündüğümüz bir konuyu anlatıyordu. Konumuzu şöyle hatırlayalım isterseniz. İnsanları razı edebilmenin yolu nedir diye böyle bir sorumuz olmuştu. Başlık olarak da bunu atalım programımıza. Son cümle olarak da hocam şöyle bir şey söylemiştiniz demin. İnsanları razı edince aynı zamanda Allah-u Teala'yı da razı etmiş oluyoruz. Şimdi buradan devam edebilir miyiz acaba? Bu nasıl oluyor peki? Tabii insanları razı edebilmenin yolu da önce Allah-u Teala'yı razı etmek. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini öğrenmek. İnsan otomatik olarak mesela hatta bazen bir arkadaş geldi de onunla böyle de konuşuyorduk. Dedim ne güzel söylemişler. Bu din büyüklerin hepsi. Hulasa. Zorlamıyorlar böyle ben güzel söz söyleyeyim diye. Gönülleri temiz olduğu için çıkıyor. Özlü ve evet. Herkesin anlayabileceği şekilde. Hani Yunus Emre Hazretleri tıkır 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 söylüyor ya. Aa diyorsun falan ne kadar güzel. O kalpten geliyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurmuşlar ki İslami tip daireye benzetmişler. Bu dairenin içerisinde zararlı hiçbir şey yok. Ama bu dairenin dışında da faydalı bir şey yok. Ve insan hangi konuda olursa olsun o dairenin içinde bildirilenlere göre amel ediyorsa bu kimse her bakımdan rahat. Bedenen de, maddeten de her bakımdan rahat. Dairenin dışına çıktığı zaman, nefsine uyduğu zaman başlıyor tökezlemeye. Başlıyor tökezlemeye. Dolayısıyla bir kimse İslamiyet'i iyi öğrenir. Onu hayatına geçirirse. Onu hayatına geçirirse. Ben mesela babaannemler kuşakları Osmanlı'nın artık suyunun çıktığı dönem o. O kadar şey bile benim zihnimde bayağı iz bıraktı. Çünkü Mustafa Bey bir okuyarak elde ettiğim şey var, bir de görerek yaptığım var, görerek. Hem görüyorsun hem işitiyorsun. Mesela normal şekilde böyle bir iş yaparken falan. Mesela bakıyor hemen, oğlum ayakta su içme, oturarak iç. Normal işinde giderken hemen pat diye oturuyorsun, sonra kitaplardan öğrensin. O bilgi doğru. Hatta bize çocukken derlerdi ki ayakta su içme, ayağına taş düşer derlerdi. Sonra büyüyünce anladım ki ha, bizim orada taşlık falan böyle dağlık mağlık falan. Çocuk değil misin? Taş düşünce ne olacağını biliyorsun. Biliyorsun. Bir de kaya gelirse ne olacağını iyi biliyorsun. Ya sonra meğer öğretmek için yapırlarmış onu. Onu öğretmek için yapıyor. Sonra doğrusunu öğreniyorsun. Hayatına intikal ediyor bu.
besmeleyle başlıyorsun, tuzla başlıyorsun, tuzla bitiriyorsun. Ondan sonra mesela helaya gittiğin zaman ayakta bevletmen. İşte öyle enteresan şeyler söylerler de ki işte şeytan çalısı var, onu tutar böyle senin üzerine sıçrattırır. Ne alakası var? Yani sırf erkek çocuğu şey yapmak için, yani o ayakta bevletince üzerine idrarlar sıçrıp ondan tiksindirmek, iğrettirmek için öyle bir şey söylüyor. Sonra sen kitaplarda öğrenince ha zaten hadis-i şerif varmış diyorsun, tamam. Evet. Öğreniyorsun onu. Şeytanı nerede gördün, çalısı nerede gördün, değil mi? Şeytanı nerede gördün, çalısını nerede gördün? Efendim bunlar uydurulmuş. Ya eğitim için söylüyor bunu. Yani eğitmek için söylüyor. Ama hayatına bunları geçiriyor. Hayatına bunları geçiriyor. Yaşıyor. Ve birbirlerine de örnek oluyorlar. Birbirlerine de aynı şekilde örnek oluyorlar. Numune oluyorlar. Mesela bir kadıncağız vardı. Nenemler emsali. Herkes hürmet ve saygı gösterirdi. Beş vakit namazını kılan, yüzü nurlu bir neneydi yani. Nenem derdi ki, oğlum derdi, bu dedi kocası çok eziyet etti. Ama hepsine sabretti. Oradan kazandı bu kadıncağız derdi. Bu yaygın anlatılıyor. Şimdi ha, sabır neticesi de orada. Sabrın ne olduğunu burada duyuyorsun. Neticesini de orada görüyorsun. Hem gözünle hem kulağınla aynı şekilde beraber oluyor bu. Eğitim dedikleri şey de bu zaten. Numuneyi de görüyorsun. Ha, diyorsun. Demek ki böyle sabredersen neticesi dünyada bu. Yarın ahirette ne olacak? Orasını bilemiyoruz. Dolayısıyla İslamiyet'in içinde zararlı hiçbir şey yok. Biz bunu öğrenir. Bunlara itibar edersek. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bir ömür boyu bütün kitapları tarayarak lazım olanları çıkarmış. Efendim ben ahlakımı düzeltmek istiyorum. Hay hay. İslam ahlak kitabında 40 tane kötü huy almıştır. Oku. Baş başasın kitapla. Kitapla baş başa olduğun için aa bu bende var, bu bende var. Tedavisi de var orada. Başlarsın birinden. Önce birini tedavi edersin, sonra derken Allah-u Teala ihsan eder. Bir gün gelir nefsinde iman ediverir. Bütün kötülüklerin hepsi senden defolur gider. O sana tatlı mı tatlı olursun, leziz mi leziz olursun. İnsanlar tarafından sevilir misin? Tabii. Çünkü artık o insanlar sevsin diye yapmıyorsun. Hani bu Sesili Aliye büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretleri diye hatırımda kalmış. İnsanlara biri çok fakir, garip bir zatmış o. Zaten bu Ehl-i Sünnet alimlerin öyle çok zengin olanlar pek. Evliyanın öyle çok zengin olanlar. Hepsi garipmiş. Hepsi garip. Çünkü geleni dağıtıyorlar. İnsanlara biri o zatın sohbetine koşuyorlar. Allah Allah demiş ya. Bir tane bir zengin bir adam var. O da aynı şekilde kazanlar kaynatıyor, yemekleri yediriyor. Elbisesi olmayanlara elbise veriyor, alıyor. Ayakkabı olmayanlara ayakkabı, ayakkabıyı alan elbiseyi giye, yemeği ye. Doğru Derviş Muhammed Hazretleri'nin sohbetine gidiyor. Dayanamamış bir gün gelmiş demiş efendim demiş. Bu ne iş demiş ya. Yani sen demiş bir şey vermiyorsun bunlara. Ben bunları yediriyorum, içiriyorum. Hatta demiş sırtlarına elbise, ayakkabı alıyorum falan. Genelde demiş ama işleri bitince vın diye kaçıyorlar demiş ya. Beni kimse dinlemiyor. Ve demiş gözlerinin içine bakıyorum, zoraki saygı ve hürmetleri var bana. Ya adama hürmet etmezsek şimdi ayakkabı almaz falan. O gözle bakıyor. Ama demiş yani sizin için canlarını verecekler bunlar. Ben anlamadım demiş bunu. Diyor ki biz kimseye aynı şekilde minnet etsin, bize teşekkür etsin, bize şükretsin diye yapmıyoruz. Biz üstadlarımızdan, hocalarımızdan duyduklarımızı Allah rızası için önce nefsimize anlattık, sonra da insanlara naklediyoruz. Bir şey beklemiyoruz ki. Bizi sevsinler, bize hürmet etsinler. Öyle bir beklentimiz yok. Yani bir menfaatimiz yok. Ya sen menfaat karşılığı istiyorsun bunu. Ben size yedirdim, içirdim, bana hürmet edin, saygı gösterin, benim etrafımda durun. Benim işe yaramaz sözlerimi de aa ne buyurdun, ne buyurdun diye. Alkışlayın. Alkışlayın. Öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey söz konusu değil. Mesela deniyor ki güler yüzü olmayanın insanların itimadını, sevgisini kazanması çok zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan bir kimse insanların sevgisini kazanamaz. İnsanlara yaptığı hizmetlerde Allah-u Teala'nın rızasını gözetmeyen, insanlardan takdir veya maddi bir karşılık bekleyen kimsenin ihlası zedelenir. Allah-u Teala da ihlassız kimseyi muvaffak kılmaz. Allah-u Teala'nın rızası için yapılan hizmette vermek,
fedakarlıkta bulunmak vardır. Almak, menfaatlenmek yoktur. Ya hatırlar mısın? Bilmiyorum da çünkü Cağaloğlu'nda da vardı sen bir ara. Çünkü çok şey biliyorsun yani. Estağfurullah. Daha sonra da anlatıyordu. Bir arkadaş vardı. Şimdi bir gün geliyor. Diyor ki efendim, bu gemide ne iş yapacak? O tesis şey haberleşme şeyi. Muhabere. Ha öyle bir şey herhalde. Tam net bilemiyorum da. İki tane gemiden diyor teklif geldi. Birisi bir yük gemisi. Öbürsü de transatlantik yolcu gemisi. Yani şeyi de ücret de çok yüksek onu. Ücret de çok yüksek. Emel abiler bunu Cağaloğlu'na o mescitte anlattılardı. Bir ara buyurdular. Arkadaş böyle sorarken, ya transatlantik bu Avrupa'ya da gidiyor. Oralarda biz o zaman işte gazete filmleri falan var. Onlar geçirmek zor oluyordu. Getirmek şey yapmak zor olur. Ya bu hazır orada gitmişken yani gazetenin o filmlerini de aynı şekilde alır gelirdi. Gönlümle geçti. Hemen birden kendi kendime tövbe dedim. Çünkü menfaat karşı cevap verilmez buyurdular. Kendi menfaati değil aslında. Değil. Hemen dedim ki doğru o kömür gemisine, yük gemisine. Yük gemisine. Aradan zaman geçiyor. Hayli bir zaman geçiyor. O transatlantik gemisi yakalanıyor. Çünkü eroin kaçırıyormuş. Hatta o arkadaş da oradaydı. Böyle latife ederlerdi hemen abiler. Fareleri bile tutuklamışlar diye mi buyurdu? Senin hiç şansın yoktu yani. Senin şansın yok yani. Yani orada bir şey anlattılar. Yani birisi bir şey sorduğu zaman Allah razı olsun cevap verilir. Bu dini konuda, dini dünyevi konuda. Yani karşıdan bir menfaat beklenmez. Halbuki orada Enver abi kendi menfaatiyle alakalı değil. Gazetenin menfaatini düşünüyor. Ama onu bile aynı şekilde şey yapmıyor. Hemen reddediyor, yok diyor. Kömür kamyonu. Kömür gemisine gitti. Yük gemisine gitti. Ve Allah rızası için yapınca da Allah-u Teala buyurdular, orada anlattılar. Bunu buyurdular, bir felaketten korudu. Niye? Cevap Allah rızası için verildi. Şimdi o arkadaş bunu yaşadı, gördü. Zahiren neyi tercih ederdi? Maaşı bol. Transatlantik bir gemi. Oho. Orayı tercih edecekti. Onsuz da ömrünün sonunda hapishanede geçirecekti. Değil mi? Allah-u Teala'nın rızası için yapılan hizmette vermek, fedakarlıkta bulunmak vardır. Almak, menfaatlenmek yoktur. Kendileri de anlatırlardı bunu böylece. Hizmet yolunda karşılığını dünyada almak yoktur. Bu yolda verilecek karşılıklar ahirette alınacaktır. Karşılığını ahirette almak isteyenin ise dünyada vermesi, fedakarlıkta bulunması lazımdır. Almayı vermekten daha tatlı gören bir kimse hal sahibi yani evliya olamaz. Başından beri biz bunu anlattık. Bu kadar basit. Bu kadar basitmiş hocam. Değil mi? Yani. Vallahi. Getirdiler tak diye hükmünü koydular. Tercih meselesi. Evet. Getirdiler. Almak mı vermek mi? Bitti. İnsanın yaratılmasından maksat yağlı ve leziz yiyecekler, güzel ve nefis elbiseler, mal ve mülk toplamak, nimetlenmek, oyun ve eğlence için değildir. İnsanın yaratılmasından maksat Allah-u Teala'ya karşı gönlü kırık, boynu bükük olmak, ona yalvarmak, kulluk vazifelerini yerine getirmek, kısaca Hak Teala'ya ibadet ve kulluk yapmak içindir. İbadet yapmaktan maksat da nefsi terbiye etmek, kalbe ferahlık vermek ve kalbi Allah-u Teala'ya bağlamak içindir. Zaten insanın bu dünyaya gönderilmesinden maksat da Allah-u Teala'nın marifetini elde etmek için. Yani onu tanıyıp iman etmek içindir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bütün varlıkların hülasası, özü olan insan eğlence için, oyun için, yiyip gezmek için, yapmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allah-u Teala'ya faydası yoktur buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tabii hepsini mesela okuyorsun, dinliyorsun, diyorsun seni bir, belli bir noktaya götürüyor. Yani bir kimse, hani İslamiyet teslim olmak ya, İslamiyet'in emirlerine sindirip onu tatbik ettiğin zaman, yasak ettiklerinden uzaklandığı zaman, devam sonra da Allah-u Teala eylesin.
Dolayısıyla Allah-u Teala bunun nefsine de iman nimetini ihsan ediyor. Bu durmadan aynı şekilde öyle hareket ettiği için insanların gözünde bu durmadan yükseliyor. Ya o böyle ben yükseleyim falan derdi yok. Evet. Öyle bir derdi de yok. Kendiliğinden oluyor. Kendiliğinden oluyor bu. Kendiliğinden oluyor. Ne yaptı? Yani kendini İslamiyet'e teslim etti. Neticeye de ulaştı böylece. Dolayısıyla insanlar tarafından sevilmeye başladı. İnsan olarak hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ise onun kullarına iyilik etmekten, onlara vermekten, fedakarlık etmekten ve o kulların duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allah-u Teala'nın razı olması için evvela kulların razı olması lazımdır. Öncelikle anne, baba, hoca, arkadaş, patron, kısaca kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazımdır. Önemli bu. Sen anne babaya ters demişsin, ters demişsin. Onda sana patrona aynı şekilde isyan etmişsin, sana iş verene. Nimet gelenlere sövmüşsün, bağırmışsın, çağırmışsın falan filan. Onda sana da ben iyi insanım. Avcını yalan, olmaz onu. Dolayısıyla hizmet vermekle, fedakarlık yapmakla olur, almakla değil. Zaten insanlara rehberlik, liderlik etmek, yani onlara yol göstermek, vermek sanatıdır, almak değil. Başarının sırrı da vermekte, fedakarlıkta yatmaktadır. Bütün kötülükler, hırlaşmalar almak üzeredir. Bütün iyilikler ise vermek üzeredir. Ama ne güzel sözler ya. Ne güzel. Şimdi bunları okurken aklıma şey geldi de. Şimdi üç arkadaş bir yerden bir teneke altın çalmışlar. Bir yere gelmişler işte ormanda, aşağıda bir kasaba var. Ekmek yok yanlarında, altın, tamam bir teneke altın var ama ekmek yok. Demişler birimiz gidip yiyecek getirecek. Kim falan filan derken kurra ile sen demişler falan. Tabii hepsi hırsız olduğu için hepsi birbirine itimadı yok. Ya falan filan diyor ama yok diyor. Gideceğim, biz bekleyeceğiz burada. Şimdi o giderken onu gönderince kalan iki kişi, iki kişiden birisi diyor ki bu altını niye üçe bölelim diyor, ikiye bölelim diyor. Ne yapacağız diyor, o gelince size sen şikayet etmişsindir. Geç geldim bilmem ne yedim falan, üzerine yiyoruz öldürürüz onu diyor. İki kişi paylaşırız diyor. Tamam diyorlar, anlaşıyorlar. O yiyecek almaya giden de diyor ki niye de üçe bölelim diyor ya bunu. Ben diye gideyim, karnımı doyurayım. Bunların yiyecekleri de zehirleyeyim. Onlar ölsün, bana kalsın diyor. Hakikaten karnını doyuruyor, yiyecek alıyor, yiyecekleri zehirliyor, geliyor. Sen geç kaldın, belki şikayetim yok ya, kimseye demedim falan filan üstüne şey yapıyorlar. Bunu öldürüyorlar. Ondan sonra oturup o ikisi de aynı şekilde. Ziyafet çekiyorlar. Ziyafet çekiyorlar. Yiyecekleri yiyor, onlar da ölüyor. Teneke altın kalıyor. Teneke altın ortada kalıyor. Şimdi bütün kavgalar almak üzerine. Almaya kalktılar hepsi, hiçbirisine şey yapmadı. Ama vermek üzerine hiçbir kavga olmamış bugüne kadar. Hırlaşma dedi ya orada. Evet. Hırlaşma da iyi bir vasıf değil yani. Hırlaşma evet. Deyince aklıma benim köpekler geliyor. Aynen öyle. Bir kemiğin peşinde koşan köpekler aynen. Geliyor yani. Ve zaten öyle değil mi Mustafa Bey? Öyle değil mi? Şimdi Mevlana Celaleddin Hazretleri bir gün talebeleriyle gidiyor. Köpek de bizim onlardan encik derler, tamam, yavrularıyla beraber böyle oynuyorlar işte, boynuna sarılıyor bilmem ne yapıyor falan. Talebenin birisi şöyle bakmış, efendim aralarında ne güzel muhabbet var buyurmuş, bir kemik at bakayım bir. Aralarına bir kemik at bakalım. Dünyayı bir sokma aralarına, bak o zaman aynı şekilde o muhabbet kalır mı kalmaz mı, o zaman hırlaşma başlar. Bunun için de bütün iyilikler vermek üzere kılınmıştır. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu teala hazretlerinin Peygamber Efendimiz'den nakletti bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer'le alakalı bu. Kıyamet günü İslamiyet mahşere güzel surette ve süslenmiş olarak gelir. Hadis-i şerif bu. Allah Teala bu durumu bilir iken sorar. Sen kimsin? İslamiyet der ki ya ilahel alemin ben İslam'ım. Allah Teala buyurur ki bunu cennete iletin. İslamiyet der ki ya ilahel alemin beni aziz tutup ikram eden kimseleri aziz tutup ikram etmedikçe, bana yardım edenlere yardım etmeyince ve bana yer verenlere yer vermeyince ben cennete girmem. Cevabını ver. Allah-u Teala emreder ki
var o kimseleri getir ki seni aziz tutmuştur ve sana musret etmiştir, yardım etmiştir. O vakit İslamiyet gelip halkın safları arasında gezer. O sırada Hazreti Ömer'i görüp elinden tutup seslenir ve der ki, ya ilahi, bu o kimsedir ki beni herkesin sürdüğü zaman bana kendi yanında yer veren, kabul eden aziz sultandır. Allah-u Teala o vakit, özür dilerim. Halk beni o vakit reddederdi. Bu kimse bana yardım etti. Halk beni kendilerinden uzak ederdi. Bu zat beni aziz etti. O vakit halk beni zelil ettiler. Allah-u Teala buyurur ki, onu cennete ilet. İslamiyet der ki, ya Rabbi, ta kıyamete kadar her kim, bu Ömer İbni Hattab'ı, Hazreti Ömer'i işaretleyerek, her kim Hazreti Ömer'i sever, beni sevmiş olur. Onları da cennete iletinceye kadar, ben diyor bunu da cennete götürmem. Allah Teala kabul buyurur, öyle yap. İslamiyet mahşerde safların arasında dolanır. Her kim ki Hazreti Ömer'i sever, onun elini tutup Hazreti Ömer'le cennete iletir. Çok büyük bir müjde. Evet. Çok büyük bir müjde. Şimdi hadis-i şerifte, menakıb-ı çağrı güzünde geçiyor bu hadis-i şerif. Şimdi hadis-i şerifte dikkatimi çeken bir husus oldu. Nedir o da? Bana yardım eden. Yani İslamiyet'i Cenab-ı Hak aynı şekilde insan gibi yaratıyor, aynı şekilde dile getiriyor. Bana kime yardım etti? Allah-u Teala'nın dinine, değil mi? Evet. Allah-u Teala'nın dinine. Yani Allah-u Teala'nın dinini doğru öğrenir. Allah-u Teala'nın dinine yardım eder. Onu aziz tutarsa. Herhangi bir iş yapacaksan bir dakika, Rabbim bu konuda ne buyurmuş? Önce ona bakayım, kitapta ne yazıyor veya bilen birisine sorayım. Rabbim razı değilse ben bu işi yapmayacağım diyorsa, yani kayırıyorsa, dinini kayırıyorsa, Allah-u Teala da onu kayıracak. Bu kimse insanların indinde izzetli olacak. Çünkü neyi aziz tutuyor? Allah-u Teala'nın dinini aziz tutuyor. Onun emirlerini aziz tutuyor. Emel abiler bir gün kendilerine aynı şekilde bir işte hediyemi ne getirmiş falan. Hani kıymeti yok ama bunu da hatırlamışlar. Hatırlamak o bile aynı şekilde büyük nimet. Şimdi diyelim ki emri hatırladı. Yok Rabbim böyle emri de. Beceremedi yapmasını. Ona değil, kıymet verdiği, hatırladığı, Rabbim bu konuda ne der? Beceremedi tam yapmayı. Ama meleklerine buyurmuş ki, evet, ona verdiğim kabiliyet, kapasite bu kadardı. Beceremedi yapmayı. Ama kıymet verdi, değer verdi. Benim aynı şekilde emrimi aziz tuttu. Ben de onu aziz tutuyorum. Efendim ben çok şey biliyorum. Bak o çok şey bilmek tamam alülala ama Allah rızası için olursa bir kıymet ifade eder. Çünkü bunun en canlı misali iblistir. Çok şey biliyordu. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin şeriatını, dinini bu biliyordu. 200 bin senelik ibadeti de vardı. Ama hiçbirisinin kıymeti olmadı. Ama Musa Aleyhisselam'ın kavminden, ümmetinden bir tanesi sarhoş, ayyoş yani herkes sevmiyor, hanım bile sevmiyor. Öldüğü zaman Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a git diyor, orada benim diyor sevgili bir kulum var. Salih bir kulum var. Onun cesedini çöpe attılar. Sen onu oradan al, yıka, kefenle, kabir kaz, defnet. Musa Aleyhisselam bakıyor, o kadar çöplükte cesedi alıyor, götürüyor, yıkıyor, kefenliyor. Kabir kazıp defnediyor, sonra da geliyor, buluyor onun evini. Hanımı çıkıyor, tabi tanımıyor o da Musa Aleyhisselam'ı. Diyor ki, falan ne var diyor benim diyor, ben hanımıyım diyor falan. Nasıl ki, o diyor, berbat diyor, zaten öldü diyor, çöpe attık diyor. Diyor ki, onun iyi tarafı var. Diyor ki, nereden bileceksin diyor, ben hanımıyım diyor, ben söylüyorum işte diyor, onun iyi bir tarafı yok. Var diyor. Çünkü ben Musa bin İmran'ım. Musa Aleyhisselam benim. Allah-u Teala bana vahyetti ki salih bir kulum buyurdu. Yani evliya kulum diyor Cenab-ı Hak. Onu oradan al, yıka, kefenle, çöpe attılar, defnet. Ben onu oradan aldım, yıkadım, kefenledim, defnettim. Onun diyor bir iyi taraf var. Kadıncağız düşünüyor. Ha diyor. O diyor Tevrat okurken diyor ahir zaman peygamber Muhammed Aleyhisselam anlatılan yere gelince hüngür hüngür ağlar, yüzünü gözünü oralara sürer. İşte o zaman da yaşasaydım, ayaklarına su döküverseydim, ayaklarını yıkayverseydim, ona hizmet etseydim falan. Diyordu, tamam diyor, anlaşıldı. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki sen benim sevdiğimi mi sevdin? Ben de seni sevdim. Allah-u Teala bir kulunu severse ne olur? Evliya olur.
Bitti yani o. Evet. Bitti olur. Onun için efendim dağlar kadar ibadetim var. Şu kadar umreye gittim, şu kadar hacca gittim. Ben şöyle şöyle tefsir kitapları, böyle böyle hadis kitapları devirdim falan. Ya istediğini devirdin de bir sürü de çam devirdin arkadaş. Değil mi? Bir sürü çam devirdin. Dolayısıyla yani bir kimse Allah-u Teala'yı razı edebilmesi için önce Allah-u Teala'nın kullarını razı etmesi lazım. Allah-u Teala'nın kullarının razı olabilmesi için de Allah-u Teala zaten reçeteyi göndermiş. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren göndermiş. Muhammed Aleyhisselam'la da göndermiş. Bu kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için reçete. Dolayısıyla bunun içindekilerle amel edilir, buna uyulursa bu kimse dünyada rahat eder, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.